Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ekranda şair Tevfik Fikret'ten iki güzel dize var. Bu dizelerde geçen virgülün kullanış amacını belirleyeceğiz. Uğraş didin düşün arabul koş atıl bağır. Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır. Bu iki dizede virgül hangi amaçla kullanılmıştır? En son söyleyeceğimi en başta söylüyorum. Bu iki dizede virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. Yani virgül yüklemleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. Yüklem demek cümle demektir. Yüklem sayısı kadar orada cümle vardır. Bu durumda uğraş yüklem oluyor. Uğraş çekimli fiildir. Emir kipiyle çekimlenmiştir. Uğraş yüklem. Uğraşacak olan kim? Sen. Sen gizli özne oluyor. Bakın bizim uğraş çekimli fiili bir cümleymiş. Uğraş yüklem. Uğraşacak olan kim? Sen. Yani cümlemiz özne ve yüklemden oluştu. Didin yüklem oluyor. Yine emir kipi didinecek olan kim? Sen. Arkadaşlar şu ilk dizedeki cümlelerin özneleri ortak. Bu durumda hemen üçüncü yüklemimize bakalım. Düşün yüklem oluyor. Düşünecek olan kim? Sen. Düşün yine emir kipi arkadaşlar. Ara yine emir kipi. Çekimli fiil. Emir kipinin eki yoktur sevgili öğrenciler. Arayacak olan kim? Sen. Bul diğer yüklem. Bulacak olan kim? Sen. Koş diğer yüklem. Koşacak olan kim? Sen. Atıl Arkadaşlar diğer yüklem atılacak olan kimsen yine bağır ne oluyor çekimli fiil yani yüklem oluyor bağıracak olan kimse gördüğünüz gibi burada 3 4 5 6 7 8 tane ne var yüklem var yani 8 tane cümle var bu cümlelerin özneleri ortak bağımlı sıralı cümle var burada demek ki virgül burada sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanıldı hemen alt dizeye bakalım durmak zamanı geçti virgül çalışmak zamanıdır geçti yüklem arkadaşlar çekimli fiil t burada görülen geçmiş zaman eki. Yani orada çekimli fiil varsa yüklem var demek. Gördüğünüz gibi bir tane yüklem var. Demek ki durmak zamanı geçti. Bir cümle. Hemen ilk cümlenin bitimine bir virgül gelmiş. Arkadaşlar virgülden sonra özel isim yoksa küçük harfle başlar. Çalışmak zamanıdır ikinci cümle. Zamanıdır yüklem. Gördüğünüz gibi cümle bitmiş. Cümlenin sonuna nokta gelmiş. Yine ikinci dizede virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. Burada virgül eş görevli kelimeleri yani ilk dizede virgül eş görevli kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanılmadı. Bunlara dikkat ediniz. Sonuçta ne yapacak? Uğraşacak. Sonuçta ne yapacak? Olayı sizi yükleme götürecek. Sonuçta ne yapacak? Didinecek. Sonuçta ne yapacak? Düşünecek. Sonuçta ne yapacak? Arayacak. Sonuçta ne yapacak? Bulacak. Sonuçta ne yapacak? Koşacak. Sonuçta ne yapacak? Atılacak. Sonuçta ne yapılacak? Bağıracak. Gördüğünüz gibi sonuç dediğimiz yargı oluyor. Yargı bildiren kelimelere yüklem denir. Unutmayınız nerede bir çekimli fiil varsa orada yüklem vardır. Geçti yine arkadaşlar çekimli fiil oluyor. Sonuçta ne yaptı? Geçti. Şurada zaman isim oluyor arkadaşlar. Dır ek fiil oluyor. Ek fiiller isimlere gelerek isimleri yüklem yapar. Bunları unutmuyoruz. 7. sınıflardaki ek fiil konusu ile yüklem arasında bir bağlantı vardır. 7. sınıf öğretmenlerinin sizi mutlaka bu konuda uyarması gerekirdi. Arkadaşlar ekranın sol üst köşesinde virgülün kullanıldığı yerlerle ilgili konu anlatım videosu var. Yine sağ üst köşede noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerlerle ilgili soru çözüm videosu var. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.